Merhabalar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Tekirdağ Ergene ilçesinin Pınarbaşı köyündeyiz. Burası köy aslında ama tabii mahalle olarak geçiyor yeni statüye göre. Çok güzel bir hava var. 15 Ekim Pazar günü öğlen saatlerine yaklaşıyor, saat 11. Çorlu Karavan ev sahipliğinde, onun öncülüğünde, onun sponsorluğunda güzel bir karavan kampı yapıldı. Cuma günü akşamdan başladı karavancılar gelmeye. Hatta Perşembe gününden gelenler de vardı. Burası Pınarbaşı köyünün hemen çıkışında Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan bir alan. Burada Ergene Belediyesi'nin çok güzel bir düğün salonu var. Çok maksatlı kullanılıyor. Onun arkasında da hem etkinlikler yapılıyor, hem spor müsabakaları yapılıyor. Aynı zamanda karavan kamp alanı. Burası da çok maksatlı kullanılıyor. İşte hem elektrik hattı çektiler, aydınlatma yaptılar, su hattı çektiler. Zaten düğün salonunun tuvaleti var. Oradan da faydalanılıyor. Herhalde Tekirdağ bölgesinde belki de tek karavan kamp alanı. Trakya bölgesinde de sayılı karavan kamp alanlarından bir tanesi. Elektrik, su, güzel bir doğal alan var. Hemen arka tarafında minik küçük bir ormanı var. Gene çeşitli kır lokantaları var. Pınarbaşı köyü düz ova bir köy. Tabii bütün karavancıları gelmedilerse bundan sonraki etkinlikleri de bekliyoruz. Ben şöyle kısaca bir tur atacağım. 60 civarında karavancı olduğunu öğrendim. Ben de buradaydım dün akşam. Tabii çeşitli sponsorlar da var. Karavan Derneği olarak biz destek verdik. Casper Karavan var Tekirdağ'da. Metin Yıldız, Özlem Yıldız arkadaşlarımız. Onun haricinde tabii renkli fuarcılık, sağ olsun simitler renkli fuarcılıktandı burada. Renkli fuarcılıklar, Çorlu'da güzel fuarlar düzenliyor, karavan fuarı düzenliyor. Hadi çok uzatmayalım, şöyle bir bakalım misafirler neler yapıyor. Dün akşam tabii güzel eğlenceler oldu burada. Kontrollü bir şekilde ateşler yakıldı, etrafında sohbetler. Pınarbaşı köyünden de köylünün, çiftçinin el emeği göz nuru, özellikle yiyecek standları açıldı. Güzel de alışveriş oldu. Köy ekmeği çok meşhur burada. Gene taranası, eriştesi, pekmezi. Hadi biraz da şöyle katılımcılara mikrofon tutalım, bakalım onlar ne diyorlar. Evet, yanımızda bu etkinliği düzenleyen Çorlu Karavan firmasının sahibi Murat Bey yanımızda. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Karavan camiasında güzel bir başlangıç yaptınız. Hem sizi hem firmayı kısaca bir tanıyalım mı? Ben biliyorum ama izleyenler için. Evet, merhabalar. Ben Murat. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Çorlu Karavan. Bu yıl etkinliğimizi ilk defa düzenledik. Böyle bir organizasyon düşüncemiz vardı uzun zamandan beri. Grubumuza sorduk. Tarih olarak bu tarihi belirledik. Bu yıl ilk defa düzenledik bu organizasyonu. İnşallah bundan sonra tekrar devamları gelecek. Gelen tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sadece Trakya bölgesinde değil, Türkiye'nin dört tarafına gelen misafirlerimiz de oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu üçüncü günümüz. Cuma, cumartesi, pazar. Katılımda gayet güzel. 60'ın üzerinde karavanımız var. Çok şükür. Burada bize etkinlik destek olan önce Ergeniz Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha sonra Tekirdağ Kamp Karavan Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Yine Kesbir Karavan'a teşekkür ediyoruz. Yine desteklerini bekliyoruz bundan sonra etkinliklerde. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Bünyamin Çalışkan ben. Eşim de Barış Çalışkan. Çorlu'dan geliyoruz. Biz ilk defa katıldık ama çok beğendik. Çok güzel bir akşam oldu. Yani 3 gündür buradayız zaten biz de ilk başından beri. Çok memnun kaldık. Güzel, yani memnunum. Gayet rahat, keyifli. Çok memnunuz. Ortam da güzel. Gayet memnunuz. Teşekkürler. Evet, tabii kampların vazgeçilmez duayeni. Eyvallah. Şöyle hemen yaklaşıyorum. Vallahi kamplarımız bizler için çok mükemmel bir şey. Şimdi Çorlu Karavan böyle bir herhalde ilk defa da organizasyon birinci olduğundan dolayı sınıfta kaldı. Neden? Ben şimdi firma sahibi olmuş olsam, buraya iki tane karavan getirmiş olsam, onları tertemiz buraya ortaya koyardım o karavanı. Herkese teşhir ederdim ve karavanın yapılış alttan başlar, üstten çıkardım. İlk geldiğimiz gün soruyoruz, arabanın modeli kaç model bilmiyorum. Kaç bin kilometre bilmiyoruz. Kaç araya litresi? Temelim abi. Ha. Yani Ercan Bey. Ercan Bey kampla alakalı bir şey sordu. Konu
farklı yerlere gidiyor. Yok. Her şey gerçek. Bu şu anda çok güzel bir şey. Ama ben yanlış mı konuşuyorum? Herkesin bir beklentisi var. Ya, ben aynı zamanda... Siz aynı zamanda herkesin tabii beklentisi var. Çorlu Karavan firmasını da burada görmek istiyordunuz. Firmasını. Sade etkinlik değil. Etkinlik ya. Etkinlik bizler için sıkıntı yok. Biz devamlı etkinlikleri gördüğümüzden dolayı şimdi bir firma. Madem ki bu şeyi yapıyor, kapılara Çorlu Karavan olarak bayrağını açmış, plemalarını açmışlar. Kardeşim sen burayı, herkes karavancı burada. Yani yeni ürün yapılan ürün tanıtımı olarak bizler bunu algıladık. Bu ama, bir eksiklik. Yani. Bir dahakine olmasın. Olmasın, sınıfta kaldılar. Ben de ondan istiyorum. Ortam nasıldı? Ortam mükemmel. Hepsi çok tanıdığımız güzel arkadaşlar, sevdiğimiz insanlar, doğayla, tabiatla. Baş başa kaldık işte zaten. Yapacağımız başka bir şey yok zaten. Tamam abi. Peki. Evet, Karavan Camiası'nda Berrin Hanım'ın da doğum günüymüş. Bu yayına özel, öyle mi? Evet. Berrin Hanım, doğum gününüzü kutluyoruz. Tabii yaşı sormayacağız. Herhalde 28'den. 17 mi? Evet. Şöyle kısaca bir sizden de görüş alabilir miyiz o zaman? Herkese mutlu günler diliyorum. Çok mutluyum, çok keyifliyim. Yeni yaşıma da girdiğim için çok mutluyum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar. Evet. Tekirdağ'da motosiklet ve karavan dünyasının doğayan ismi. Sayın Hüseyin Arda, karavan kamp ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Ercan abi, buraya herhalde 3 oldu geliyoruz. Ortam güzel. İnsanlar mutlu. Bundan dolayı da biz de bu mutlu ve güzel insanlar arasında olmaktan gurur duyuyoruz abi. Keyif alıyoruz burada. Hafta sonu zaten karavan isim ben genelde. Yani bazı arkadaşlar tam donanımlı geliyorlar. Yani gerekirse 7 gün, 1 ay kalabiliyorlar gittikleri yerlerde. Biz de böyle hafta sonları gelerek onlarla beraber bu mutlu paylaşıyoruz abi. Abi seni sosyal medyadan ben de takip ediyorum. Neredeyse bütün Avrupa'yı geziyorsun. Yurt dışında çok seyahatlerin var. Gerek motosikletle gerek karavanla. Evet. Aradaki farkı merak ediyorum. Birazcık bizde de toparlanma var herhalde değil mi? Türk karavan sektöründe. Bir şey nerede fazla olup güzel şeyler görülürse insanlar da o tarafa gider. Güzel şeyleri çoğaltmak lazım. Bütün iş bu. Şimdi Avrupa 40 yıldan beri karavancılık sektöründe, belki de 50 yıldır, belki de 100 yıldır. Adamlar artık ilerlemişler. Biz de ilerleyeceğiz inşallah. Biz de güzel şeyler görüp daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Bu gerek araçlar üzerinde olsun, gerek kamping alanlarında olsun. Şimdi ben Avrupa'da bir kamping alanına gittiğim zaman oradaki duşlardaki o kıpır kıpır temizliği, lavabolardaki temizliği, İnsanlara verilen yerlerdeki o alanların temizliği tabii. Her şey çok güzel, çok hoşumuza gitti. Yani kelimelerle ifade etmektense insan daha böyle görsel bir şey ifade etmek daha güzel olur ama şu an kelimeler ancak bunu ifade edebiliyorsun. Harika, harika, harika. Birçok yer harika orada. İnşallah biz de iyi olacağız yani. Gelişeceğiz, iyi olacağız. Teşekkür ediyorum. Nedret Hanım, sizden de bir görüş alabilir miyiz? Ben şimdi eşimle beraber arkasındaki motorun arkasındaki arkçı olmaktan gurur duyuyorum. Zaman 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 motorda uyuyorum. Uyuduğunuzu da şahit oluyoruz yani. Uyuyorum. Bu nasıl oluyor onu da merak ediyorum. Uyuyorum. Görenler gelince Türkiye'ye dönüyoruz ya. Abla sen hep uyumuşsun. Hiçbir şey görmemişsindir diyorlar ama öyle bir şey yok. Şekerleme oluyor. Uzun bir yolculuk. 500-600 kilometre yol gidiyorsunuz. Haliyle belli zamanlar içinde içiniz geçiyor böyle bayılıyorsunuz. Kaptanın, o an Hüseyin kaptanın ustalığında. Yani haliyle tabii o da büyük etken. O da büyük etken. Keyifli zamanlar geçiriyoruz. 12 ülke, 9500 kilometre yol yaptık. 12 ülke gezdik. Güzeldi. Kampta kaldık. Burayla kıyaslarsak? Yani burayla kıyaslarsak Hüseyin dediği gibi burada da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Herkes bilinçleniyor, görüyorlar, bilinçleniyorlar. Olacak. Burası da olacak yani. Avrupa'ya benzeyecek inşallah. Peki. Hem Ergene'ye hem yayınımıza hoş geldiniz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ben Volkan Öner. Emekli askerim, emekli deniz albayıyım. İstanbul'dan geliyoruz. Kadıköy, Maltepe. Yani yaklaşık 2015-2016'dan beri karavanım var. Yalnız geziyoruz eşimle beraber. Yurt dışına da çıktık. Ondan sonra şeyi merak ediyorum. İlk defa mı geliyorsunuz Tekirdağ Ergene'ye? Bu etkinliği nereden duydunuz? Nasıl buldunuz? 3 gün, 2 gün, kaç gün kaldınız tabii bilmiyorum ama. Evet, cuma akşamından geldik. Çok başarılı bulduk hakikaten. Güzel bir faaliyet. Daha önce de yılbaşında yapıp Ergene Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz burada böyle bir alanı açması. Dolayısıyla bu etkinliğin Çorlu
karavanın da organizasyonuna teşekkür ediyoruz. İkramlarına da aynı şekilde. Memnun olduk. Burada sadece ilave belki karavancıları bir ortama toplayıp sohbet ortamında böyle bilgilendirme gibi, ondan sonra yaşanan sorunlar veya gelişmeler hakkında ortam, bilgi alışverişi, ortam yaratılabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İstanbul'dan geldik. Çok güzel bir kamp alanı oldu. Çok mutlu olduk. İkinci seferdir geliyoruz. Yılbaşında da geldik. İnşallah devam edecek. Her toplantıya katılmak istiyoruz. Sağlığımız el verdikçe katılacağız yani. İstanbul'dan geliyorsunuz. Evet. Hangi semt? Tuzla'dan geliyoruz. Aynı zamanda Kurtköy'den de geliyoruz. Yani İstanbul derken İstanbul'un bir de karşısından geliyorsunuz. Evet, evet, Anadolu yakasından geliyoruz. Evet, Anadolu. Peki bu kadar yola, trafiğe, zahmete değiyor mu? Bu kadar yola değil, bu kadar dağ olsa buradaki dostluğa değer. Oo, çok güzel. Buradaki dostluk çok güzel, çok sıcak. Yani hayattan zevk almak isteyen karavancı arkadaşlar buyursunlar, gelsinler. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Merhaba, İstanbul'dan geliyoruz. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla Metin Bey'e ulaştık. Kamplarını falan takip ediyorduk zaten. Güzel organizasyonlar yapılıyor. Biz de bu grubun içinde olmak istedik. Üç arkadaş geldik buraya. Bundan sonra da takip edip karavan toplantılarına, tanışma toplantılarına, özel günlere katılmak istiyoruz. Çok güzel organizasyon var. Tekirdağ ilk defa mı Ergen'e? İlk defa mı geliyorsunuz? Buraya ilk defa geliyorum. Yani Tekirdağ'a çok geldim de Ergen olarak buraya ilk defa geldim. Yer de güzel. Arkadaşlık, dostluklar da güzel. Atmosfer güzel. Tanışıyoruz böylelikle de. İşte yeni arkadaşlar, yeni gruplar. Böyle güzel anlar geçiriyoruz yani, memnunuz. Peki. İnşallah daha güzel kamplarda beraber oluruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, merhabalar. Çok güzel bir şemsiye, çok güzel bir ortam. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? İsmim İzzet Yalçın. Silivri'den geliyorum. Geldik, güzel kampımızı yapıyoruz. Eğleniyoruz. Kaç gün kaldınız? Ben cuma günü geldim. Pazartesi döneceğim. Bu Ergene Pınarbaşı ilk girişiniz mi? Evet, ilk girişim. Gayet de memnun kaldım. Suyumuz var, elektriğimiz var. Çok güzel, çok zevkli, keyifli bir ortam. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. Peki. Buyurun, oturun, çayımızı içelim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Silivri'den geliyorum. İsmim Emin Akdoğan. Çorlu Karavan'da yaptırdık arabamızı. Çok güzel. Buraya ilk defa mı Ergene? İlk defa geliyorum. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Beğendik. Kaç yıllık karavancısınız? Ben 3 aylık. Yeni, aynen, aynen. Peki yeni karavancılara buradan bir tavsiyeniz var mı? Yani karavancılığı nasıl tanımlarsınız? Vallahi çok güzel. Ben bu işe 4 seneden beri çadırla başladım. Yani karavan bu işin bir son noktası. Yani tavsiye ederim. İmkan olan. Yani imkan olan, imkanına göre herkese tavsiye ederim. Çekme olur, moto karavan olur. Güzel bir şey. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Çorlu'dan Fethi abimiz. Fethi abi, yeni mi geliyorsun, gidiyorsun mu? Yeni geliyorum. Niye böyle oldu, geç kaldın abi? Araba bakımdaydı. Ama gene de kaçırmadın diyorsun. Kaçırmadım valla. Özlem Hanım merhaba. Sen tabi defalardır buraya geliyorsun, gidiyorsun. Evet. Karavancılık nasıl gidiyor, sana onu sorayım. Bana hayat veriyor. Başka bir şey demeyeceğim. Bana hayat veriyor. Sayın Cemil Kavakçı. Elimizden geldiğince. Kısaca sizden de bu etkinlik hakkında bilgi alabilir miyiz, görüş alabilir miyiz? Sizin açınızdan bu etkinlik nasıl geçti? Her zamanki gibi eğlenceli, dop dolu, her şeyiyle elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Tabii ki arkadaşlarımızın, dostlarımızın katılımlarıyla bu gerçekleşti. Katılım olmazsa hiçbir şey olmaz. %100 bir katılım oldu akşam. Herkes, bu alanda bulunan herkes eğlenceye katıldı. Çorlu Karavan'a bu etkinliği için çok 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 teşekkür ederiz. Evet, yayında bir karavan sever, biliyorsunuz Çorlu Karavan hakkında kısa bir şikayeti vardı. Biz de onu ilettik. Çorlu Karavan'da etkinlik alanına karavanlarını çekti ve
kısa bir tanıtım yapıyor şimdi. Şimdi de yanımızda Sayın Metin Yıldız var. Tekirdağ Casper Karavan. Bu tür etkinliklerde gerçekten çok emeği var. Ondan da kısaca bir görüş alalım. Metin Bey, bugün son gün, 3 gündür siz buradaydınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu etkinliği? Şimdi Ercan Bey, bu Çorlu Karavan'ın düzenlemiş olduğu etkinlik dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz buraya. Gayet güzel hava da müsait oldu. Ayrıca renkli fuarcılığa da Umut Bey'e de bu simit ikraminden dolayı sabahleyin. Onun için de teşekkür ediyorum yani. O da bu inceliği düşünmüş, sağ olsun. Mayıs'ta da herhalde kamp karavan fuarımız var. Onu da arkadaşlar ayrıca bekliyoruz buraya da. Şimdiden hazırlıklara başlıyoruz diyorsun. Evet, aynen. Gümbür gümbür geliyoruz. Şimdi herkes memnun gördüğüm kadarıyla. Tekrarını istiyorlar. Hava da denk geldi. Hava güzel oldu. Ekim ayının ortasında. Yani yazın böyle havayı bulamamıştık biz. Dolayısıyla her şey mükemmeldi. Ayrıca Ergene Belediye Başkanımız Rasim Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine katkılarını esirgemediler bizden. Her şey mükemmeldi yani. Teşekkürler. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cevdet Kerim Çelikör, makine mühendisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. 36 yıllık karavancıyım. Karavan camiasını seviyorum. İşte etkinliklere mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz. Nereden geliyorsunuz? Ben İstanbul Ataköy'den geliyorum. Herhalde siz bildiğim kadarıyla 365 gün yaşıyor musunuz karavanda? 365 günü olmasa da 200 günü rahat geçiyor. Kışı çok sert geçerse evimizde geçiriyoruz. Onun dışında geziyoruz. Peki uzun zamandır karavancısınız. Bu işi en iyi bilenlerdensiniz diyeyim. Karavan camiasının geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz? Birazcık düzelme var gibi geliyor bana. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi karavan imalatçıları gün geçtikçe iyi kaliteli ürünler yapmaya başladılar. Bu daha da ileriye gidecek. Bir tek eksiğimiz yan sanayinin Türkiye'de olmaması. Dışarıya bağımlı olmamız. İnşallah o yan sanayide çözersek bir yere gelecek Türkiye'de. Her geçen gün daha kaliteli oluyor. Bizim karavancılığı bozan işte kamp yerlerimizin olmamışı. Verdikleri fazla bir şey yok. Elektrik, su, arsa, işte buraya da geldik. Burada da güzel bir etkinlik oldu. Murat Bey'in sayesinde çok teşekkür ederim. Sizlerin de katkılarıyla buraya geldik. İnşallah tekrarını nasip eder yine geliriz. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Ekim ayın 15'i 2023 yılı Çorlu Pınarbaşı Ergene'deydik. Ben bir kez daha yayının sonunda öncelikle tabii Ergene Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Ama şunu belirteyim, kirası ödendi. Yani düğün salonunun bir günlük kirası ödendi. Yanılmıyorsam 3.000-3.500 lira, çünkü burada elektrik de kullanılıyor. Çünkü ben de bu konuda aracı oldum. Kamunun malını böyle hep bedava kullanmadık. Onun altını çizeyim. Onun haricinde tabii ki bu alanı tahsis eden Ergene Belediye Başkanı Sayın Rasim Yüksel'e, bu etkinliği düzenleyen Çorlu'dan Çorlu Karavan firması Murat Bey'e, tabii ki Sabah Simit jestiyle bölgemizde karavan fuarları yapan renkli fuarcılığa, az çok bizim de etkimiz oldu. Tekirdağ Doğada Yaşam Kamp Karavan Derneği olarak gerekli yazışmaları yaptık. Onun yanında sosyal medyada Casper Karavan Metin Bey'e ve buraya gelen tüm misafirlere ben de teşekkür ediyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde, yılbaşında muhakkak burada bir etkinlik bekleniyor. 29 Ekim'de gene karavancılar bir etkinlik bekliyor. Çorlu Belediyesi olabilir. Dolayısıyla hem ülkemizde hem bölgemizde, Tekirdağ'da, Trakya'da karavan sektörü de hızla ilerliyor. Bunların düzeltilmesi, güzelleşmesiyle ilgili Karavan Kamp kanalımızda çeşitli videolarımız var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Tüm karavancılara sağlık, sıhhat, bol gezmeli, bol neşeli kamplar diliyorum. Hoşça kalın.